Boğaz ağrısı ve yutma güçlüğüyle başvuran hastaların pek çoğunda boğaz bölgesindeki ve özellikle bademcik dokuların iltihaplarıyla sık karşılaşmaktayız. Bademcik iltihaplarının tedavisinde etken eğer bir bakteri ise uygun antibiyotik seçimi esastır. Ancak uygun antibiyotik tedavisi yeterli dozda ve sürede verildiği halde ilaç tedavisine cevap vermeyen olgularda daha ciddi hastalıklar akla gelmelidir. Bu şekilde tedavisinde direnç yaşanan, ilaç tedavisine cevap vermeyen orta yaşlı bir erkek hastamızda bademcik iltihabı devam edince sıcak tonsillektomi tekniğiyle bademcikler henüz iltihaplıyken ameliyata alınarak bademcikler alınmıştır. Yapılan patolojik inceleme sonucunda bademciklerden birinde kanser tespit edilmiştir. Bademcik kanserleri son derece nadir hastalıklardır. Vücudumuzda görülen tüm kanserler içinde yaklaşık 10.000'de 1-2 oranında görülürler. Bademciklerin özellikle birbirinden farklı büyüklükte olmaları, ağrılarının devam etmesi, büyümelerinin devam etmesi, bademcik büyümesiyle beraber boyun bölgesinde bezeler çıkması ve bunların oluşturduğu iltihaplara dirençli bir durum ortaya çıkarması tümörleri akla getirmelidir. Bademcik tümörleri çok saldırgan, çok hızlı yayılan tümörler olduğu için de tedavi programı hızla planlanmalıdır. Biz de hastamızda bademcik ameliyatını takiben kanser ameliyatına birkaç gün içinde geçilmiştir. Başarılı bir ameliyat sonrasında ve boyun diseksiyonu sonrasında 10-11 gün içinde ağızdan beslenmesi gerçekleşen hastamız şifa ile taburcu edilmiştir. Yapılan patolojik incelemelerde yine hastalığın özelliği sebebiyle riskli görüldüğü için ameliyat sonrası boyun bölgesinde ve boğaz bölgesinde ek tedaviler, radyoterapi ve kemoterapi şeklinde planlanmıştır. Burada vermek istediğimiz mesaj, ilaç tedavisinde direnç gösteren bademcik iltihaplarında ve bademcik büyüklüklerinin birbirinden farklı olduğu durumlarda tümörler mutlaka akılda tutulmalıdır.